dakika beyefendi. Ya kızım orada. Yağmur. Ay. Ay çok. Yağmur çok korktum Yağmur. İyi misin hayatım? Ha? Yok bir şeyin değil mi? İyisin değil mi yavrum? Oh. Yağmur beni öldürecek misin ya? Beni öldürecek misin? Biz ne konuştuk telefonda? Şu arabadan niye inmiyorsun ya? Neden inmiyorsun? Neden inmiyorsun? Nasıl geldiğimi bilmiyorum buraya ben Allah aşkına ya. Elim ayağım titriyor gerçekten. İyi misin kızım? Kızım deme bana. Ha? Ya mafyanın oğlunu hayatımıza soktun. Adamlar bizi takip ettiler, az kalsın öldüreceklerdi. Bir tek ölümümüze yol açmadın kalmıştı baba, onu da yapıyordun. Anlıyorum, çok sinirlisin, çok kızgınsın. Yani yaşadığın şeyi telafisi mümkün olmayan bir şey. Bir sus! Sen bu yüzden mi kızgınım sanıyorsun sana? Ha? Ben yıllardır her gün sinirli uyanıyorum. Bunu niye yapıyorum biliyor musun baba? Çünkü kızmayı bıraktığım gün seni unutacağım diye korkuyorum. Gel buraya gel. Ben buradayım. 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 Bir yere gitmiyorum ben, tamam? Yoksun. Yoksun, yoksun. Yoksun. Bundan sonra da olmayacaksın. Ben annemin boşanmak istediğini de biliyorum. Üzüldüm. Demek ki içimde bir umut kırıntısı kalmış. Demek ki içimde bir şey kalmış. Ama sonra şu halini hatırladım. Üstten bakan, hep haklı olan. Bu halinle yok arasında bir tercih yapacaksam olmamanı seçiyorum. İyi olacak. İyi olacak. Artık sana kızgın uyanmayacağım. Her gün biraz daha silineceksin anılarımdan. Sen de bunları böyle bil ve öyle devam et savcılığına. Tamam mı? Biz bir şekilde düşe kalka unuturuz seni. Savcı, biliyorum ağzımı burnumu kırmak istiyorsun. Hakkın var. Da bunu sonraya mı bıraksam? Ne bileyim. Çok. Zor geçen bir gündü yani. Savcım. Geç arabaya geç. Arabaya geç. Yağmur, annene telefonda küçük bir kaza geçirdiğini, yardım istemek için beni aradığını söyledim. Tamam? Bundan başka bir şeyden haberi yok. Bundan da haberi yok. Tamam? Böyle kalması gerekiyor. Yani yalan söyle diyorsun, öyle mi? Teyzeciğim. Kuzum iyi misin? İyiyim iyiyim. Bir şey yok. Arabada hasar. Hasar önemli değil. Bir yerine bir şey oldu mu? Saklama benden bak. Yok sabah sağlamım.
Nasıl oldu? Kaza yaptım. Çok korktum. Ben de babamı aradım. O kadar. Kaza yaptın, babanı aradın. Ne zamandır aklına böyle durumlarda baban geliyor senin? Doğrusunu anlatır mısın bana? Doğrusu o işte. Yağmur hatalıymış. Adli vakaya dönüşecek diye korkmuş. Burada olduğum için de beni aramış yani bu. Böyle mi oldu? Aynen öyle oldu. Yani başka ne olabilir? Tamam artık, bitti mi? Çok yoruldum. Ben geçiyorum içeri. Tamam hadi geç sen, geç. Yarın sabah kahvaltıya gel. Tamam. Uzatmayalım artık, anlatalım çocuklara durumu. Boşanacağımızı mı söyleyeceğiz? Yani en azından beni bu konuşmayı yaparken yalnız bırakma. Tamam. Değişik adamsın savcım. Aslında benziyoruz yani. Tek başınasın işte. Ben de tek başımayım. Yalnızız. Sadece bir farkımız var. Benim başka seçeneğim yok. Senin ailense orada duruyor kanlı canlı. Ama sen yalnız olmayı seçmişsin. Kızın için haklısın. Yanlış yaptım. Onu da kendimle beraber sürükledim işte tehlikeye. Gereksizdi yani. Cezamı kes. Razıyım. Boynum kıldan ince sana karşı. Ama sonra sal da beni gideyim. Ben duramıyorum burada. Olmuyor. Kaybolurum gözden ya. Kimse bulamaz beni. Vallahi. Burası olmuyor bana. Hiçbir yere gitmiyorsun. Arabaya geç. Tereyağı yok. Babam seviyor. Git getir o zaman Altay. Ayağına bekleme. Dikkat et. Ne zaman geliyormuş anne? Bilmiyorum. Gelir herhalde. Geldi. Yağmur hadi karşıla babanı. Günaydın Yağmur. Buradayız. Tamam Yağmur. Biraz sonra duyacağın şeyler için senden anlayış bekliyorum. Tamam kızım. Ne duyacağım? Niye dikiliyorsunuz? Hazır kahvaltı hadi. Oy
babacığım benim ya. Ne haber? İyi. Ya oturalım. Selim. Size söylemek istediğim bir şey var. Oturarak mı konuşsak? Yıllık izne ayrıldım ben. O yüzden biraz burada kalacağım. Sitede bir ev tuttum. Ne evi ya? Süper. Bir dakika. Burada niye kalmıyorsun ki? Burada kalmıyorum çünkü misafirim var. O yüzden de bir ev kiralamak daha mantıklı oldu. Hem misafirin var. Biz bir konuşalım mı Selim? Siz masada kalıyorsunuz. Ne demek ev tuttun? Ne konuştuk biz seninle? Konuştuk Canan, evet ama yapamıyorum, olmuyor. Yapamayacağım ben Canan. Ben boşanmayacağım. Açık kalsın, açık kalsın. Şu camları, pencereleri bir aç da. Havalansın iyice burası ya. Duman çıksın, bir hava girsin ya. Savcı, sen burayı görüp mü tuttun? Gayet güzel ev ya. Evde problem yok. Eşyalı, temiz. Biraz toz tutmuş. Çözülür ya, bir şey değil. Bu kadar toz nereden gelmiş buraya ya? Televizyon var ulan. Çalışıyordu ha. Anten dönmüş. Çanakta mı çözülür? Hallederiz. Rüzgar çevirmiş çana. Şu klimayı bir aç bakayım. Çalışıyor mu klima? Bu klima mı ki ya? Klima ya. Eski klimalardan önce. Taş gibi klimadır o. Bilmiyorum. Tabii tabii. Sen onu yak. Klima şart çünkü burada. Ne oldu? Bilmiyorum. Mırıldanıyor. Bir düğmen mühme yok mu? Bas bakayım. Esiyor işte. Eyvah eyvah. Tamam bırak, istemez klima zaten. Şart da değil. Rüzgarı var buranın, gayet güzel ya. Sörf merkezi ya sonuçta burası. Aynen. Dünya sörf merkezi yani. Çok güzel rüzgar yapıyor orası. Güzel. Bir yukarı çıkalım da. Yerleşelim bakalım odalara ya. Ne var ne yok. Kusacağım ya. Çocuk odasıymış demek ki burası.
Ama güzel olsun, ışığı mışığı gayet iyi yani, balkon da var. Ne diyorsun? Mis gibi oda. Mis gibi oda mı diyorsun? Hı. Bak beğenmediysen ben kalırım burada, sen benim odamda kal. Her yer aynı savcı, o da tamamdır. Allah. Hayır ne bileyim yani, boylu posta odam ben, sığmam bozuları falan diyorsun. Yok canım, tamamdır ya, mis gibi oda işte. Tamam hadi yerleşsin. Çıkıp dolaşabiliyor muyum ben buralarda? Site içinde. E buraya tatile gelmedik sonuçta. Dur ben tamamlayayım. Kimseyle konuşmak, görüşmek yok. Biri bir şey sorarsa babamın arkadaşısın. Ya rahat ol. Nereye koysan duracağız bu saatten sonra. Gidecek evimiz kalmadı, bakacak yüzümüz kalmadı. Diri diri mezara koysan şükür çekeceğiz vallahi. O kadar abartma ya. Öyle. O kadar değil yani. Az biraz dişini sıkacaksın. 2 ay sabredeceksin, tamam işte. Bir daha kaçmaya teşebbüs edecek kadar kafası olmadığını düşünüyorum. Şu davada sonuçlanınca tamam işte. Her şey çözülecek. Hasmın içinde hiç endişe duymana gerek yok. Sana tehdit oluşturacak bir durumda değil. Gözaltında zaten onu. Ya ben onu mu diyorum savcı? Yemişim son elinde, ağ babasında. Korktuğum için mi gidecek yerim yok diyorum. Arkamızdaki dağ yıkıldı. Altında kaldık, ezildik. Bize ezberletilen her şey yalanmış. Selçuk Taşkın kendini kurtarmak için namını yedi, oğlunu gibi bıraktı ortada. İnsan soyadından utanıyorsa ne için yaşayacak bu dünyada? İğreniyorum adamdan ya, baba diyemiyorum. Kansız. Bu adam 8 sene sonra tanıklık yapmayı niye kabul etti sence? Son günleri rahat geçirmek için. Tanık korumayı kabul etmedi ama. Seni bizzat kendi elleriyle bana emanet etti. Oğlumun yanından 1 dakika ayrılmayacaksın diye yemin ettirdi. Hani niye yaptı sence bunu yani? Yaşadıklarını yaşama, yanlış yollara sapma diye yapmış olabilir mi? Babam belki de bir şansın olsun istedi. Bir geleceğin olsun istedi. O şansı kullanırsın, kullanmazsın. Tamamen senin bileceğin iş. Onu ben bilemem. Baban da bilemez. Hiçbirimiz bilemeyiz onu. Tek şartı sendin biliyor musun? Adamın tek şartı sendin. Sen yoksan 4 doğrusunu çürümeye razı. Bak bunu bil. Ona göre dertleneceksen dertlen. Nasıl ya? Ben yoksam o da yok yani. Yani kendimi öldürsem yalan olacak bütün operasyon. Allah Allah. Kendini öldürsen. Yani kendimi öldürsen. Sen bak bakayım buraya. Ne? Gözlerine bakacağım şimdi. Kendini öldürecek adam gözü var mı sende, yok mu, onu bir anlayacağım. Var mı? Yok. Deli gözü gibi bir gözü var ama kendini öldürecek adam gözü yok sende. Bak ben çok iyi anlarım. Sen yaşamayı seviyorsun ama. Bana mı anlatıyorsun? Duymayayım bir daha. Senin takım tam kadro sahaya çıktı. Sen de yeni bir gelecek kovalıyorsun belki de. Ben çanağa çıkıyorum. Sen televizyona in. Görüntü gelirse ses et. Tamam? Tamam, emredersin. Görüntü geldi mi? Var mı bir şey? Hiç olmadığı kadar kötü. Nasıl, bir şey var mı? Geldi mi görüntü? Yok hala. Şimdi nasıl? Dur, kal öyle, kal. Böyle çok iyi, dur. İyi mi bu? Çok iyi ya, hafif karıncalama olur ya. Sabit de sabit, hafif karıncalama. Çok iyi yani, idare eder, böyle çok güzel. Yenge Hanım, hoş geldiniz. Savcı Bey baktıysanız her arka tarafta çanağı düzeltiyor. Sayın Savcım, misafiriniz var. Kim? Var burada. Ha? Ne? Ne işi var? Nerede o? Ha? Tamam alıp gideceğim şimdi. Benden bir şans istedin. Ne olduğunu bile sormadan razı oldum ama inan şu çocukla birlikte dibimizdeki evi tutmak olduğunu tahmin etmiyordum. O çocuğu niye yanımdan ayıramıyorum biliyorsun ama değil mi? Biliyorum. Annem üzülmesin diye bir şey demiyorum.
Ama şu çocuk yüzünden en ufak bir şey daha yaşarsak annem üzülürmüş falan dinlemem, her şeyi anlatırım ona göre. Tamam, anladım. Tamam. Yine de çok teşekkür ederim, sağ ol. Ama ben o evi size de yakın olmak için tuttum. Biliyorsun değil mi? Annem boşanıyorum dedikten sonra mı? Çok iyi ya. Size iyi tatiller. Yağmur. Sence annenle bir şansımız var mı? Hiç sanmıyorum. Bu enkazı kaldırman zor. Senle? Ben içimdeki her şeyi söyledim. Hiçbir şey kalmadı sana. Belki bir gün ben de içimdekileri dökerim. Şöyle baba kız karşılıklı bir dertleşiriz. Sen misafirine sahip çık. Yeter. Oğlum ben sürekli senin peşinden mi koşacağım ya? Ya site içindeyiz, git gez demedin mi işte? Tamam, site değil mi burası? Site içinde gez dedim, ben sana sahile mi in dedim. Ayakkabılardan ses mi geliyor senin? Islak mı senin bacaklarını? Denize soktum ayağımı. Denize soktun ayağını, ayağının. Paspasa basma. Tak kemerini. Şurada bir 10 dakika işim var. Sen inmiyorsun arabadan, tamam? Tamam savcım. Arabadayım, buradayım, inmiyorum. Eyvallah.